Merhaba. Afiyet olsun. Ben İpek. Nasılsınız? Çok daha iyiyim. Ateş Bey kortizona başlattı. İşe yaradı herhalde. Epey rahatladım. Gerçi kendisiyle tanışamadık daha ama. Evet. İştahınız da açılmış galiba. Evet, evet. Şükür iyiyim. Gözüm açıldı resmen. Güzel. İyi olmanıza sevindim. Tekrar geçmiş olsun. Ateş Bey'e teşekkürlerimi iletin, olur mu? Tabii ki iletirim. Evet. Ne yapıyoruz? Patron kesiyor muyuz kortizonu? Bu seferlik şans dedim. Çok mallıyım. Ne yapıyorsun burada? Hiç, hava alıyordum öyle. Ne oldu, hasta bir şey mi oldu? Yok yok, kortizon işe yaradı. Orhan Hoca yanında şimdi de seni merak ettik. Okulda bir şey mi çıktı? Çıktı çıktı. Hadi ya, ne çıktı? Papağan. Okulda papağan varmış. Hemen gidelim hekime, onunla söyleyelim. Söyledim ben, söyledim, merak etme. Söylediğine pişman etti değil mi? Siz nasıl katlanıyorsunuz ya bu adama bu kadar zamandır? Ne bileyim, alışıyorsun bir yerden sonra. Başlık kazanıyorsun yavaş yavaş. Alışırsın sen de. Ya hadi boş ver. Hocaya takacak olursak biz hasta oluruz, bizi yatırırlar. Hadi. Derin nefes. Güzel. Nefes. Son kez. Çok güzel. Tümör ihtimali ortadan kalktı dediler ama siz niye tekrar muayene ediyorsunuz? Bu konsültasyon için genel bir muayene. Korkacak bir şey yok. Bu arada kim söyledi bunu size? Zeynep Hanım. Zeynep Hanım. Peki. Doktor Bey, size bir şey sorabilir miyim? Tabii, lütfen. Benim doktorum Ateş Hekimoğlu değil mi? Evet, doğrudur. Peki ben hiç tanışabilecek miyim kendisiyle? Vallahi Allah'tan ümit kesilmezmiş. İttirin. Nasıl? Şaka yapıyorum. Mina Hanım kendisi ekibiyle sürekli iletişim halinde, durumunuzla yakından ilgileniyor. İçiniz rahat olsun. Yok, içim rahat zaten. Gerçekten arkadaşlar da çok ilgililer, sağ olsunlar da. Ben merak etmiştim Ateş Bey'i. İyi biri midir? Çok iyi bir doktordur. Ama biri olmadan öbürü olur mu yani? İnsanlara değer de vermesi gerekmez mi? Tabii. İnsanlara değer vermek bizim mesleğimizdeki en önemli motivasyon. İttirin lütfen. Peki Ateş Bey için? Onun için durum biraz daha farklı. Siz onun arkadaşısınız değil mi? Evet. Peki size değer verir mi? Bana değer verir tabii. Neden vermesin? Yani sanıyorum. Sanıyor musunuz? Emin değil misin? Bakın, doktorumuzun her zaman söylediği bir laf vardır. Herkes yalan söyler der. Onun için bu sorunun cevabından emin olamıyorum. Ama önemli olan insanların söyledikleri değil, yaptıklarıdır. Var. Bana da değer veriyor, biliyorum adam. İyi istirahatler. Ben görmüyorum. Mina. Doktor Bey, ben görmüyorum. Hemşire, mavi kot! Mavi kot! Lütfen dikkat. Mavi kot, odan orbin 301. Lütfen dikkat. Mavi kot, odan orbin 301. Hemşire! Ben çabuk, ben çabuk, ben çabuk! Ben. 200. Geldi. Hazır. Çak. Yok, devam. 250. Geldi. Hazır. Çak. Devam.
300 yap. Geldi. Hazır. Çak. Bir süre ağrı hissedebilirsin. Sana şok vermek zorunda kaldık ama tedirgin olacağım bir durum yok. Şimdi senden bu kartları hikayesine göre dizmeni rica edeceğim. Yapabilir misin? Geleceğiz yanına, tamam mı? Evet, nedir durum anlatın bakalım. Kızın kalbi durdu. Başka? Bu defa ucuz atlattık ama geçirdiği nöbet sonrası beyin fonksiyonlarına da çok belirgin bir gerilim oluştu. Geçirdiği nöbet beynin oksijen gitmesini engelledi muhtemelen. Gerçi etki geçici. 10 dakika sonra kendine geldi. Okulda yaşadığı konuşma bozukluğu gibi belirip yok oluyor. Yalnız hocam bu şey her neyse beyin sapına doğru çok hızlı ilerliyor. Yani kısa süre sonra yürüyemeyecek. Muhtemelen tamamen yitirecek görme yetisini. Sonra da sorunum duracak. Ne kadar zaman veriyorsun? Tümörse bir iki ay, enfeksiyonsa iki hafta. O da en çok. Vaskülerse zaten bir hafta bile sürmez. Hastayı kaybederiz. Evet. Durdurun bütün tedavileri. Ne demek hocam bütün tedaviyi durdurun? Hocam, ben hala tümör diyorum. Radyoterapiye devam edelim. Cevap vermedik radyoterapi. Evet ama daha kortizon başlamamıştır. Şimdi tekrar deneyebiliriz. Tümör değil, geç tümörü. Kortizon da işe yaradı ama neden yaradı bilmiyoruz. Durdurun tedaviyi. Kesin bütün ilaçları. Çok ilginç. Çok ilginç. Hocam. Ne yapalım peki? Biz oturup hastanın ölmesini mi izleyelim? Evet. Oturup hastanın ölmesini izleyeceğiz. Biraz önce dedin ya, her komplikasyonun ilerleme hızı farklıdır. Biz de oturacağız, hastamızın ölmesini izleyeceğiz. Bakalım ne kadar hızlı ölüyor. Ne kadar hızlı öldüğünü bulursak sorunu da buluruz. Buluruz ama iş işten geçmiş olur. Hocam çok özür dilerim de, böyle bir mantık olabilir mi? Böyle bir mantık olabilir mi? Bizim yapabileceğimiz başka bir şey olmalı. Vallahi benim aklıma bir şey gelmiyor. Sizin? O zaman dediğimi yapın.
böyle bir şey olabilir mi Allah aşkına? Böyle bir şeyin mantığı var mı? Arkadaşlar bu adam normal falan değil ya. Bırakalım ölsün diyor resmen. Ölsün demiyor. Bekleyelim görelim diyor. Ya tamam da abicim ya ne bileyim. Yapabileceğimiz başka bir şeyler olmalı. Aslında bir şey var. Bir şey var ama bana yardım etmeniz gerek. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.